Şimdi efendim geldik anketlere. Bakın bu anket az önce Mehmet Ali Kulat tarafından tarafıma ulaştırıldı. Bir kısa mesajla hızlıca açıp baktık içerisine. Şimdi mak araştırma biliyorsunuz detaylı olarak ölçüyor ve genellikle gündemde birkaç hafta bir şey tartışıldıktan sonra hemen bunu seçmene soruyor ama biliyorsunuz rütük kuralları gereğince Önce künyeyi okumak icap eder. Şimdi makaraştırma araştırma e, 20 binde birine gitmiş insanların. Yani 3200 kişiye 44 ilde yüz yüze çoklu tarama modelini kullanmış. Yüz yüze olması önemli. Zaman zaman kimi anketlerin keti sistemiyle, bilgisayar destekli operatör sistemiyle yapıldığını da biliyoruz. Şimdi bu araştırmada verilerin analizi 3200 kişiyle görüşüldükten sonra sıcağa sıcağına dakikalar önce bitti ve dakikalar önce biten bu ankette çok çarpıcı beyanlar esas alındı. Künye'de son bir not. Bu araştırmanın sağ uygulaması 2 Kasım, 12 Kasım 2024 tarihleri arasında da gerçekleştirildi. İlk kez ekranlara geliyor. Türkiye'de yeni bir çözüm sürecinin başlamasını destekliyor musunuz? Şimdi birinci soru bu. Neden sorulduğu da aşikar. Bir tarafta Öcalan çağrısı var, bir tarafta tokalaşma var. Bir tarafta kayyumlar var. Ne oluyor sorusuna bakın vatandaş nasıl özetlemiş? Türkiye'de yeni bir çözüm sürecinin başlamasını destekleyenlerin oranı %28, %58'i hayır desteklemiyorum diyor. %14'ü ise kararsızım. Fikrim yok diyor. Gelsin diğer anket. Bir başka çarpıcı başlığı ilk kez ekranlara taşıyoruz. Şimdi bu anketin bu aşamasında sorulan soru ve verilen yanıt yine dikkat çekici. Size göre terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'la ilgili yapılan o teklif soruluyor. Deniyor ki meclis kürsüsünde konuşma hakkına sahip olmalı mıdır? Bakın mak araştırmanın sıcağı sıcağına sonucu hayır olmamalı yüzde yetmiş sekiz. Hayır olmamalı yüzde yetmiş sekiz. Evet olmalı yüzde on sadece. Kararsızım ya da bir fikrim yok diyenler ise %10'da sınırlı kalmış. Önemli mesajlar MAK araştırmadan. Ve bir tane de final sorusu gelsin efendim. O soru da soruldu. Gündeme ilişkin. O soru erken seçim. Erken seçim size göre yapılmalı mı diye sordu. MAK araştırma 3200 kişiye ve bakın yanıtları. Evet yapılmalı %54. Hayır yapılmamalı %38. Kararsızım. Fikrim yok diyenler ise sadece %8.